Otlar yanınca senin gözün bende, konuklar gelince senin işin benimle, bir şeyler sormak gerek, ayol cevabın bende. Gelen bir pişman olsa da gelmeyen bir pişman bize, aklı fikri bendedir, tövbe estağfurullah, sohbet çok bahanedir. Tanrım ne yaptım sana, asıl haberler bende, dedikodular sende. Gelen bir pişman olsa da gelmeyen bir pişman bize. Elim eline deyince hoş oluyorum, sapla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Gözüm gözüne deyince hoş oluyorum, sapla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Çalım atalım tüm dertlere, pas verin bize. Gönüller eğlence ister, sohbet bahane. Birbirinden vazgeçemeyen, reytingleri tek geçen adam seçen ikili. Efsane geri dönüyor. İşte Hande Ataisi, işte Cem Davran. Allah Allah. Cem Bey, özlemişiz çok. Biz de alkışlayalım be vallahi. Efendim? Valla artık bu kadar aradan sonra ben seni de çok özledim canım bu arada. Benim, canım, ekranlarımızdaki, ekranları başında bize izleyen seyircilerimizin önünde itiraf etmek durumundayım. Evet, itiraf şöyle ediyorum. Şöyle bir öpeyim. O klasik öpüşümü yapabilir miyim? Klasik ama... Bir alkış istiyorum ama. Hadi bakalım. Efendim? Ay ne güzel şey. Kandı mı ben öptüm seni diye? Ya hayır, Hande'nin öpmesini bile özlemişim yani o kadar... Ay, ne kadar kötü. Ama ben de öpeceğim tabii yani, değil mi? sevgili konuklar, stüdyo konuklarımız ve ekranları başında bizi izleyen sevgili kanalda izleyicileri, ama özellikle iki kere iki izleyicileri, işte yeniden başlıyoruz kaldığımız yerden. Çok kısa bir süre girdi aradan. Eminim bizi çok özlediniz. Ama bizler de sizi çok özledik. İlk programdaki gibi aynı heyecanı taşıyoruz. Bugünün artı bir özelliği daha var. Bugün nedir yeniden bugün? Buluşuyoruz. Sevgililer günü. Evet, 14 Şubat sevgililer bu günü. Bu arada ben her ne kadar artık sevgili olmasak da evet, haftanın 5 günü beraber olduğum sevgili arkadaşıma bir hediye vermek istiyorum. Tam senin karakterine uygun. Neden? Sen şimdi bunu giyersin de. Neden? Don sakın mu? Öyle bir şey yapma. Aç bakayım, don mu ne? Sevgililer gününde herkes birbirine hediye alır ve genellikle de bu don diye bildiğimiz alta giyilen... Niye utandı genelde, don deyince? Genelde yılbaşlarında böyle uğur getirsin diye evet, verilir. Sağolsun için. Hediye. Bir saniye. Şu... Hediye önce giyilir. Yapma şöyle, Allah şöyle... aşkına yapma. Hayır dur, bir şey yapmıyorum. Gördünüz mü ne yapıyor? Ama gerçekten birisi böyle çikolata falan getirirse o tadılır mutlaka, hediye olarak gelen şey. Bu arada yani getirilen şey de giyilir. Neyse, açılışı böyle yaparız. Ondan sonra rezil olan ben oluyorum nasıl olur. Olsa. Hiç de bile asla. Evet, şu anda burada bir don olayı yaşanıyor yani. Bak espri. Ben onu bunu bilmem, ben donlu da donsuz da yakışıklıyım arkadaşlar. Şimdi... Seyircilerden isteyenler var mı? Sizlere küçük... 14 Şubat hediyesi. Sevgiler günü. Bir de ben bayanlara... Şöyle vereyim. Ver bir tane.
Son mu son? Son mu? Valla söz verdim ama. Son. Tamam. Tamam. Al şuraya verdiniz. Tamam. Ay tamam yeter. Tamam. Efendim donları dağıttık. Herkesin donunu dağıttık. Tekrar sevgililer günü 14 Şubat'ı kutluyoruz efendim. Şimdi kim geliyor? Evet şimdi kim geliyor? Yakışıklı mı yakışıklı? Evet. Çok özel bir konuğumuz var şimdi. Kendisi bir yabancı. Ve kendisi bir yabancı. Kendisi çok yabancı. Kaliforniyalı, Amerikalı. Ve son dönemde de... Sen kıskanma yalnız. Ona göre çağırın. Bir tek şeyini kıskanabilirim. Gerçekten doğru. Hı. Çok yakışıklı. Ve yıldızı gittikçe yükseliyor. Harem grubuyla da çok önemli bir bağ var. Onu da açıklayacağız ama önce anons edelim. Yapamıyoruz zaten. Haremsiz yapamıyoruz değil mi? Haremsiz her şeyde harem var. Haremsiz asla olmuyor. Vallahi. Şimdi evet İnis alkışlarımızla. Hello, hello. We can speak. Oh, I'm good to go. İyi akşamlar, İstanbul. Dans etmeye hazır mıyız?
Si son de tus ojos me está volviendo loco. Hay un abismo entre nosotros y caigo poco a poco. Quisiera estar en tu lugar, burlándome de todo. Y no me puedo controlar, me traes a tu antojo. Kıskançlıktan ölüyor çocuklar. Bana inanın. Yani siz daha iyi tanıyorsunuz. Şu anda karizma yerlerde biliyorsun. Okay, ben bir şey merak ediyorum. Yes. Sorabilir miyim? Yes, of course. Sevgililer günü madem, sevgilisi var mıymış? Sor bakalım, hadi. Is there anybody special in your life now? Because Valentine's Day. There was somebody that I met you tonight. No, that was a joke. Me? That was what? A joke. I mean, you are beautiful. You are very beautiful. Dedi ki, özel biri var mı dedim hayatınızda dedim. Bugün dedi, özel biri geldi hayatımda. Yapma Allah'ım. Ben peki sevenler biraz, için söylüyorum. Ben kendim için değil, ben abi. Harem bizim için çok önemli. Biraz haremle bağ hakkında da bir şeyler söylesin. Harem bizim göz bebeğimiz çünkü. Well, I was looking for a manager. Menajer arayışı vardı. O sırada ben de kendisini buldum. Karşılıklı birbirimizi bulduk. Bir grup CD gönderdik. Harem'e çok büyük bir aşkla sarıldı. Hatta Darbuka'yı çok tanımıyordu. Telefonda Darbuka sesleri vermeye çalışıyordu kendisi. Sonra single'ı gitti işte. Oldukça keyif aldı çalışmadan. Ve bundan sonra bol bol Türkiye'de Harem'le birlikte çok oynuyor yalnız çalışmalar böyle yapacağız. Biraz. Peki Tarkan'ı tanıyor mu Tarkan'ı? Do you know Tarkan? Tabii ki dede, tabii ki dede. Tabii ki. Benim bir hediyem var, hemen dayanamayacağım. Yanlış anlamasın ben böyle bir şey veriyorum diye. Special gift. He's giving you a gift and maybe for the Lover's Day. Bak, one more thing. Ne oluyor lan? Giysin ulan, giysin. Giysin. But it's a, you know, it's a Turkish tradition. If you have a gift, you have to try it, you know. Mahvedeceksin çocuğu. At the beginning of the show, I do it. I did it. Oh, yes, no. He did. No. Over. Ha, çok yanlışıyorsunuz sizin. I don't know, yes. Oh, yeah. Really, it's a tradition. Hadi giyecekse giysin, yoksa iş meşgul etmesin yani. Sorry. Sorry, Ines. Let's see where it is. Come on, this is... Oh. We are enjoying. It's a box, you know? Adamı böyle maymun ederler ya. Ha? Artık sen de bizdensin. Ben de. Thank you very much. Koca bir alkışla olacak değil mi? Evet. Yes. Thank you very much. Harem grubuna da bir alkış lütfen ama... Hayır. Onlar bizim ilk göz ağrılarımız. Efendim. Harem. Yani adama neler yaptın? Adama böyle ayıp maymun ederler Türkiye'de. Ayıp senin bu yaptığın. Tarkan'ın şeyini taklidi. Neyse ben onu söyleyeyim. Bir dakika kaldıralım da. Şimdi harem demişken haremle ilgili bizim anılarımız var, hatırlıyor musun? Ha, bak çok sardı bu İnis seni. Yeni sevgilisi var. Ama güzel dans etmiyor mu? Yeni sevgilisi burada mı? Hakikaten güzel dans ediyor. Bak şimdi ona sardı. Tarkan, ben Tarkan derken... O Tarkan demek istedim aslında. Tarkan'ı biliyor mu öyle saldırıyor kıza? Neyse. Benim haremle bizim anılarımız vardı. Aslında bizim 26 haftadır... İki kere iki de... Bir ömürlük anılarımız var. Bunlardan en önemlisi şuydu. En önemlisi senin yapmadığın kalmadı. Evet. Buraya cambaz getirttik. Adamı kıskandın, cambazlık yaptın. Evet. Şeye getirdik... timsah getirdi, yok o bendim değil mi? Timsah ay sen çok denedin. İyi, neler yaptık. Evet. Hadi işte... bir görelim, izleyelim biz neler yapmışız. Kimin işine karıştık efendim? Kimin işine? Rezalet ya. İnanmayacaksınız, ben 17 yıl güreştim. Benim attığım kleyi, saltoyu aşağı yukarı atan yok güreş tarihinde.
olursa seni affetmem. Aşıklar hep takışmışlar, sular engin akışmışlar. Cem kardeşle handabacı birbirine yakışmışlar. Söyle haluk kardeşimiz, söyle haluk kardeşimiz. Aşıklar ülkesindeyim, yanı başımda bir aşık var. Zerdali, değil Erdali. Elinde bağlamasıyla gelmiş buraya. Oturmuş yanı başıma, atışmak ister aşık Erdali. Ankara merkez, bizi bilin herkes. Kedi çıkmış şu evlerin damına. Hoş geldiniz Cemile Hande'nin programına. Ya güzel, elini yardım edeyim sen. Masa kırılmasın da yalnız dikkat et. Yalnız sessizlik isterim. Yıllardır yapmıyorum çocuklar, yoksa durun. Sen ne yapıyorsun? Sopayla kırılmazsa sen mi müdahale edeceksin? Sen var ya sen. Çocuklar lütfen biraz sessiz, hakikaten konsantre bir ekmek, şey. Ekmek parası. Benim için mahsuru yok Hande'nin. Lafımdan aldırana, üstüme saldırana, lanet olsun dereyi baştan bulandırana. Bir yanda yumuşaklar, bir tarafta uşaklar. Kulakları çınlasın, nerede eski kuşaklar? Hamurun pişmişini severim, şişmişini. Ben senin azcınım. Geçmişin değil mi? Öyle mi devam ediyor? Burnunuza değdirebilir misiniz? Aa, ben de yaparım onu. Bir dakika, Hande de yapıyor. Bir dilini değdir bakayım burnuna. Değdir. Yok mu başım? Bir dakika, ben seni bir öpeyim. Canım, benim çocuklar sana emanet. Öbür tarafta Gözüm ablaya selam söyle. Tamam. Evet. Bu kadar mı? Neler yapmışsın? İşte bir yıl böyle geçti. Biraz düşe kalka geçti ama. Vallahi düşe kalka. Ben kaç kere düştüm şuralarda. Vallahi ama biliyor musunuz geçmişteki o güzel, yani acılı da olsa, gerçi acılı bir şey yaşamadık ama onlar hep güzel geliyor insana. Geçmişi hatırlamak. Acılarda oldu, neyse açmayalım burada. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi izleyenler, ekran başında bizleri izleyenler ve buradakiler de hatırlayacaktır. Korkuttuklarımız oldu ama elde olmadan. Ama bir de esprili bir korkutmaydı o. Ya esprili ama sonuçta korktular. Yani, bırak da seyirciler karar versin. Evet, efendim korkuttuklarımız. Her insanın etrafında böyle melekleri olduğuna inanıyorum. Evet. Herkes istediği zaman da onun bir şeyler yapabileceğine. Şu anda ihtiyacın olsa pat diye gelir mi? Hayır, mesela şu anda meleklerinin yanında olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Gerçekten yanındalardır. Yani buralarda bir yerdelerdir herhalde. Yani. Bakayım. Ay! Bırak buraya. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Ya vallahi çok sevimli. Abi, korkmuyorum diyorsun Alişan, şimdi köpeğe gelecek, kaçıyorsun. Bir şey diyeceğim, köpek fobim yok ama at fobim var, bu at ya. Köpek değil. Ama eğer panik yaparsan boğar. Panik yani Alişan boğuyor. Gibi panik yaparsan yani nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmezsen ya ona zarar verirsin. Ya da o sana zarar verir. Peki neyle besliyorsun sen bunu? Ya söylemesem. Allah aşkına ne olur çok merak. Ayıp mı söylemesin? Yani ne yiyor ya bu? Ya gerçek insan mı bu? Öndeki arkadaşlar vedalaşın ailelerle siz. Maşallah maşallah. Dur abi, dur, dur abi.
tutamam yalnız. Hadi ne olur bir elini al. Hani sen tüylü sevi... Ay, tüylüyü nasıl ama... tutamıyorsun sen? Öyle değil. Öyle değil böyle. Ay. O değil ayol. Ne diyor ki anlamadım ki ben. Ay o be. Pis. Hakikaten tutulmayacak bir şey ya. Ay yap. Aman. Aman insan şey oluyor vallahi. Yalnız stüdyoda şey olmuş. Böcek böcek dolaşıyor hakikaten. Terbiyesiz. Böcek böcek dolaşıyor. Haşerat probleminiz olursa... Allah! 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 Şimdi... Gel aman... Aman yavaş gel. Gel. Şuradan şuradan. Şöyle... Jale Hanım atabilirsiniz öyle. Şöyle atın. Şöyle atın. Ne kadar şey... Oh! Ana! İşte. Ay aman git dur. Kurban olayım git. Ölümü gör. Allah'ını sever. Allah'ını sever. Allahümme salâle. Ay oğlum. Ölümü gör. Ben, sisi gider. Sisi. Ben. Ay. Yok sisini korkuyor. Kurban olayım git. Benim alerjim var. Vallahi bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Ölümü gör aşağı. Hiçbir şey yapmaz. Ben giderim vallahi. Sadece direkt bu. Ay. Ümmet. Ay. Otur kaç, otur. Kaç. Allah'ın yüce Allah'a koydum. Gel, kaçarım vallahi giderim. Ben yanına otururum. Allah'a koydum ya. Tamam gel ben yanındayım ayol. Ben de çok korkuyorum. Ay kurban olayım git. Gitsin. Ölümü gör git. Vallahi git. Efendim, iki kere kiki, iki kere kiki. Tam gaz devam ediyor. Yine çok özel, özel, bizim için çok çok özel bir konuğumuz var. Bayanlar, baylar huzurlarınızda... İlhan Şeşen! İlhan Şeşen!
hakikaten neler oluyor bize? Vallahi bilmiyorum. Nereden çıktı bu şarkı? Ya işte ne bileyim öyle çıktı. Çok haykırış biçiminde çıktığı için ben de pek anlamıyorum aslında. Yani düşünürken genel olarak Türkiye'nin durumunu mu düşündünüz yaptıktan, yoksa sizle ilgili mi? Yaptıktan sonra öyle bir şey de geldi aklıma. Ya dedim ben burada neler oluyor diyorum ama. Çünkü her şeye uyuyor. Evet ama yani tabii en sonunda şöyle bir şey var şarkının. Bana neler oluyor diyor yani. Bir de böyle bir durum var. Ondan yani. Önce de sana neler oluyor. Sana ne oluyor. Takipteyim yani. Yani özel bir özel. Niye geri gidiyoruz da geri geri geri. Şöyle koltuğa öyle oturmayın gelin. Yani istiyorsanız oturmayın böyle şeyli böyle. Hayır hayır. Ben böyle daha rahat olur. Amca furyası nedir? Ben tabii çok iyi biliyorum. Yani anlamını aşağı yukarı algılayabiliyorum ama sizin tarafınızdan nasıl algılanıyor bu? Yani bir anda bir amca furyası çıktı inanılır gibi değil. Herkes evet, amca yani. Diyormuş galiba. Evet. Yalnız bir de yeğenleriniz de var yani aslında aha. Amcasınız da. Tabii zaten oradan çıktı grubun işte. Içinde. Yani ben bugün doğarkenle ilk defa başladığımızda bana amca diyorlardı onlar. Amca demeye devam ettiler. Ben de dedim ki onlara bana amca demeyin. Tamam ya, o zaman bitti. Şey. Eğer evet. Onu dediyseniz dedim, dedim bunu ama kaldı. Onlar yapamadılar bunu. Yani dediler ki amca yapamıyoruz. Yani İlhan deyin bana dedim. Yapamıyoruz dediler. Peki dedim. Sonra bu müzisyenler arasında yaygınlaştı. Bütün müzisyenler bana amca demeye başladı. Çevremiz. Öyle deyince yavaş yavaş amca olarak bilindik. Peki yani, biz amca diyebilir miyiz bu arada? Tabii. Benim size amcam amca yok. Diyebilir miyim? Benim tabii amcam yok size baba, amca kesinlikle. Diyebilir miyim? Size amca bütün size baba diyebilir miyim? Amcası diyebilir tabii amcası olanlar. Ben bir şey daha soracağım. Bugüne kadar çok programda gördüm İlhan abi. Ben abi diyorum zaten İlhan abiye. Bizim programın şarkısı var. Belki kulağında hafiften evet, kalmıştır ama evet. Arkadaşlar bilirler. Onun bir bölümü vardır. Gelen bir pişman bize, gelmeyen bin pişman diye. Gerçekten de bize öyle oldu programa. Bazıları gelemediği için pişman oldu. Tam o şarkıdaki gibi oldu yani evet. Hülasa. Bazıları şimdi, da geldiği için pişman oldu. Bazıları geldiği için pişman oldu. Ama bakın yani bu 26 haftada o küçük ama yoğun geçmişimizde kimleri kızdırdık efendim? Sizin artık o ayrılık nedenine bilmiyorum girmek ister misin istemez misin pat diye de girmeyelim. Nazan ben... Şoray demeyeyim şimdi pat diye ben burada. Opa. Sen konuş hadi konuş. Ben konuşayım hadi. Konuş. Öyle bir biz ben de halktan biri olarak öyle söyleyeyim. Gazeteden arkadaşına. Gazeteden okuduğum kadarıyla Nazan Şoray yüzünden böyle bir ayrılık oldu. Fakat sonra ben Sibel'i ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu konuları değil. Boş ver. Burada isim zikrederek konuşmayı da boş ver. Sen başka konulardan sor biz cevaplandıralım. Çok kumar oynuyor. Ya bunlar yani. Hep böyle. Onun hakkında yani istemiyorsan söyleme. Bir iki laf etmek ister misin? Kumar ve Serdar Ortaç etme. İstemem. Tamam, ben de sormadım. Geçti. Ama bu benim yaşantım. Şey. Kumar gerçekten kötü. Şimdi kötü ayol kumar. Tamam kumar gerçekten ama. Ben tamam mahvoldum ama. Mesela. Şimdi bunu yani. Söyle mesela. Bir tabii. Sürü insan seni izliyor. Seni kumar ideal gerçekten. Olarak alıyor. Anlıyor musun? Nurcan'ım daha önceden biriydi bir hanım. Fakat evet. Şu anda konuşmak manasız. Çünkü evet. Evlendi. Çünkü evlendi. Evli. Evet evli. Doğru değil mi? Doğru. Biz kendisiyle konuştuk. Ve buraya bizi gelmeyi kabul etti. Kabul etti. Evli olmasına rağmen şimdiden gelmeden kendisine teşekkür ediyorum. Ama ciddi bir dakika. Sorun. İlk önce ben senin şimdi o buraya gel. Vallahi bir dakika, bir dakika. İyice kulağını aç dinle. Dedi ki yani vallahi ben. Vallahi sen dinlesen ben, daha iyi edersin. Bana kal. Sen bana, dinle ha. Sen. Ben sana anlatayım dinle. Dedi ki 10 sene önce ben sesimi çıkardım. Artık 10 sene sonra benim söyleyecek bir şeyim yok ben dedi. Duydum. İngilizce mi söyledi? Yine ne yani? Ama ben anladım yani. Anladıysan mesele yok. Ben anladım sağ ol. Ama şimdi evlenmek istiyorum diyorsan benim de dikkat ettiğim bir şey var. Nedense hep böyle kendinden yaşça çok, çok demeyeyim ama. Çok değil ama. Yaşından hı-hı. Küçükleri tercih ediyorsun. Evet. Acaba bu hani bilhassa mı yoksa hani ben söylemeyeyim. Çocuk sevgisi içinde bir çocuk sevgisi. Hande bu arada lafınızı kestim. O biraz daha sıyrılırsa ay evet, doğru. Ben hidayete ereceğim burada. Tamam doğru söylüyorsun. eskiden çalıştığınız pavyonda tekrar rica minnet üzerine tekrar sahneye çıkmışsınız ve onları kırmamışsınız. Daha önce çalıştığınız yeri kırmamışsınız bilmiyorum yanlış mı duyum almışız? Benim çok hoşuma gitti yani en azından. Bakayım dur sen ne oynadın Devlet Tiyatrosu'nda? Ne oynadım? Çekov oynadım Cem da. Cem şey dedi bana. O arkadaki mızrakçıyı oynamıştır dedi. Mızrakçı değil canım. Hayır. Figüran olarak girmiştir. Hayatında bugüne kadar hep zengin erkekler ve zengin ailelerin çocuklarıyla anıldığı evlilik, ilişki. Bu çok büyük bir tesadüf olamaz. Eğer tesadüfse bile bunu nasıl açıklayabiliyor? Yeşim Salkım. Kaç tane oldu? Kadın 24 yaşında koca alıp da ondan sonra bir de çocuk yaptırır? Bak ne güzelleştim o ya. Gençliğin ha? Sayesinde güzellik geldi. Öyle mi oluyor?
Hem öyle oluyor hem daha. Herkes çok çünkü şaşırdı. Hiç hakikaten çok Hande çünkü çok enerjik bir çocuk. Sağ olsun ki bana. Nasıl yani enerjik bir çocuk? Her şeyle enerjik. Yani enerjik demek illaki o dediğinden. Aa, sen kendi sevgililerine bak be. Nesim araya? Aman hepsi birbirinden çirkin be. Valla Türkçe müthiş oldu. Yedi tane. Dün bir şey izledim. Siz galiba evlendiniz imam nikahlı. Dün televizyonlarda da çıktı. Herkes izledi. Evli zaten. Ben, öyle yok. Ne peki? Düğün, yalan mı? Yok düğün dernek yok ya. Düğün dernek olmadan evlendiniz ama. Hayır hayır öyle imam nikahında bir şey yok ya. Nasıl var? Nasıl bir şey var? Ne bileyim. Ha. İkinci bir... Manyak bir şey var. İkinci bir kadın var ama. İkinci bir kadın var. Doğruya doğru. Doğru. Şimdi senin bir motel görüntülerin var. Ne görüntüsü? Bizim ekibimiz şeyini söylemeyelim, mevkiyi belirtmeyelim. Yakalamışlar seni bir kızla. Ha? Ben evli adamım bak bozulur yuvam buna sebep olursunuz. Var mı öyle bak, şeyler? Ben bu... denedim. Seni denedim. Var mı öyle bakayım böyle otel motel deyince demiş ki Sisi ben askere gitmek istiyorum demiş. Doğru mu? Yani niyetli misin cinsel tercihinden? Memnun değil misin yani? Askere mi gitmek istiyorsun? Sen benim cinsel tercihimi iyi taktın herhalde. Taktım güzelim. Sen de... Kızdırmamışız aslında. Kızdırmış mıyız? Yani, tabii insanların algılamasına bağlı. Bazıları gereksiz kızdılar. Bazıları gerçekten haklı olarak kızdılar. Hani... O zaman her ne kadar... Aa, lütfen. O zaman ben kendi adıma her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum. Aa, canım benim. Evet ben de onu söylüyorum. Şimdi tabii Bilal abi. Şöyle film şeridi gibi hayatını düşün. Memnun musun şu anda geldiğin yerden? Memnunum. Keyifli mi? Memnunum. Memnunum, çok memnunum. Yani kendi pencerenden bakınca söylüyorum. Kesinlikle, bunu. Kesinlikle. Yalnız işte benim bir hayalim vardır böyle. Ben bilinmeyeyim, ben tanınmayayım ama benim yaptığım iş iyi bilinsin. Hatta bir yerde otururken böyle benim işimden bahsetsinler sitayişle iyi olarak fakat beni tanımasınlar. Benim böyle bir hayalim var, onu gerçekleştiremiyoruz artık. Ama bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi bu kadar güzel sözler olunca, bu kadar güzel besteler olunca... İnsan ister istemez bir seyirci olarak, dinleyici olarak merak ediyor. Yani bu güzel sözcükleri yazdıran kim? Yani bu norm merak etmiyor musunuz? Yani önemli olan hani isim olarak değil ama hakikaten öyle bir özel insan var ki ona adanmış bunlar. O buram buram hissediliyor. Var tabii. Tabii ki kadın, bir kadınla ilişki sonucu doğmuş şeyler. Ve aşk insanı öyle bir şey yapıyor ki nötralize ediyor. Artı ve eksisini alıyor. Dolayısıyla hayata çok daha objektif, çok daha olması gerektiği gibi bakmaya başlıyorsun aşkta. Ve bu sefer ben bütün birikimlerimi daha rahat, daha özgürce... Çünkü sevilen bir insan olduğunu hissediyor insan. Ben sevilen bir insanım diyorsun. Ama bütün bunları söyleyip tabii böyle sayfalarca konuşup sonunda isim söylemeyince bir işe yaramıyor biliyorsun. Öyle yani. Mi? Çünkü herkes bir diyor isim ki... isim söyleyeyim. Söylüyorum. Herkes. Aysel mesela. Aysel'i alkışlıyoruz efendim. Şey. Yazın şimdi arkadaşlar. Aysel. Orada gazeteci arkadaşlar da var. Aysel Hanım'ıydı bütün bu albüm. Aysel Hanım tebrik ediyoruz. İlhan Bey'e bu duyguları tattırdığınız rica için. Rica ederim. Aysel'le ben de tanışmak istiyorum. Evet. Şimdi biz size çok güzel bir şey hazırladık. Öyle umuyoruz. Nedir? Bir ne hediye güzel. Olarak kabul edin aa, bunu. Evet. Bayılırım. İsterseniz seyircilerimiz de merak ediyorlardır. Hep birlikte izleyelim.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bu bir sevgililer günü hediyesiydi. Ne güzel, Kenan abi ne size. Ama biz... o şarkı da hakikaten bir marş oldu artık yani. Nereye gitsek ellerinde bu parçayı. Çiçekler. Evet. Onu bir alabilir miyiz sizden? Buyurun verelim biz size. Tabii tabii. Çiçekleri. Şey mi yani hemen... Vallahi çok iyi. Son zamanlar yaptıklarım. Çok Allah Allah. Bir alkış. Getiriyorum mikrofonu. Koca bir abi, çok ay, bana bir kıpırtı geldi bu şarkıdan sonra. Hakikaten çok güzel parça değil mi ama? Ya gerçekten çok güzel bir parça. Çok severek yani içten. Efendim şimdi yine tabii İlhan abi buradayken onu bırakmayacağız. Epey bir sağacağız yani kötü anlamda değil. Ne bulduysak soracağız, edeceğiz. Kesinlikle. Söyleyeceğiz ama sağacağız da ne tabu oldu. Doğrudur be, doğrudur. Çok özür dilerim. Ama doğrudur. Yani. Sağacağız ya. Sen çok kibarsındır abi. Maşallah üzerimde bugün kibarım. Çok kibardın. Sağacağız diye çok tek özür dilerim. Hiç öyle aşırılıkları yoktur. Vallahi. Neyse efendim. Şimdi bizim bir B stüdyomuz vardır. Bilenler bilirler. Ben çok iyi bilirim. Evet. Benim başıma gelenler. Senin başına gelenler. Senin bana çektirdiklerin orada abuk subuk şeylere bağlayıp beni de işte topları onların peşinde. Hepsi var işte. Şu bizim ünlü B stüdyosuna bakalım efendim. B stüdyosunda bugüne kadar neler olmuş neler. Hande Ateyze'nin Şam'dan'daki pozu. Hiç de öyle değilim, yalancı. Saran. Sevgili Kanal D izleyicileri, şu anda Hande Ateyze'yi Özlem'lerimizin bildiği ata bilemiyor. Düşüyor, attan düşüyor. Dur oğlum. Şu anda birçok genç kızın yaşamak istediği şeyi sen kendiliğinden yaşayıverdin. Özcan Deniz'in atının üzerindesin. Anlıyorum. Ay kuşum. Bırakın darbukaları, verin bana. Siz oynayın abi ya. Ver gel. Ay. Ateş ediyorsun. Ateş etsene. Nerede ediyorsun? İşte devirdim bir tane. Motor deyince fırlıyorsunuz, kızı asılıyorsunuz. Kavga başlıyor ve bitiyor. Motor! Salla. Çok güzel, devam. Dönün, devam. Sessizlik. Seni çok seviyorum Müslümcüğüm. Benim hayatımı kurtardı. Kim olsa yapardı. Kim olsa yapardı. Saçma sapan konuşma, asabımı bozma. Saçma sapan konuşma. Niye? Asabımı bozma. Şimdi bir kafa çıkarım. Şimdi bir... Dur ulan bir dakika, bir tane atayım var. Başla. Ben sayıyorum. Bir. Ne güzel lan. İki.
Aferin abi. Hay Allah, motoru bozdu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Kılçık. Elbet onun da bir... Neyi? Sevdiği vardı. Sevdiği vardı valla. Benim tövbemi bozdurdunuz ulan. Getir, getir canım. Yaklaş. Sen niye böyle yastığa çıktın? Çünkü çok şey kanepe... Çöküyor değil mi? Yastık verir mi İlhan abi? O yüzden ben... Çok iyi olur. Olacak bakalım. İçeri gömülmeyeyim istedim. Bakayım. Daha rahat edeceksin. O zaman burada bir tane kalmış. Bildin mi? Evet, ben İlhan Bey'e ayırmıştım. Sevgililer gününü ben de tesadüf ama ya bir erkeğin bir erkeğe don vermesi sen çok... Sen ver o zaman. Al bunu söylüyorsun. Sen ver. Yalan mı İlhan Bey? Doğru, yani kusura bakmayın. Sevgililer günü hediyesi. Kiki olduğu için size öyle I love'ları falan değil de sevgiliniz kıskanmasın kedili. Tamam, bir tane hediye süper, edeyim çok istedim. Çok güzel. Don mu bunun için? Evet, aynen. Cem giydi. Harika. Hiç aşırılıkları yoktur. Direkt giydi. Şu ikinci yani şu ikinci solo albümden yani bu işte o ünlü albümden bahsedelim biraz. O benim gözlemlediğim kadar inanılmaz bir çıkış yakaladı. Don'dan mı aklına geldi? Don'dan. Sen oradan öyle çarşı yaptın. Ulan nasıl tanıyorsun beni vallahi? Nasıl gidiyor bu albüm? Müthiş. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Peki bu duruma sormuşlardı, ben yine de sorayım. Lütfen. Yiyenler bozulmuyor mu? Hayır, asla bozulmuyorlar. Aa, bozulmuşlar. Çok, vallahi bozulmuyor. Kim hatta bozulmuş? Siz demişsiniz ki arkadaşım bozulmuş. Çakarım ağızdan. Siz demişsiniz ki istiyorsanız siz de gelin dahil olun, beraber yapalım demişsiniz. Doğru, doğru, doğru. Centilmence. Doğru, doğru. Onlar da demişler ki yok vallahi sen biz yap, bu albümü onları... beğenmedik. Hayır. Hadi biz, ben. Biz böyle bir şeyin içine doğru girmek istemiyoruz. Yok canım. Yani tabii şaka bir yana. Ama siz böyle bir teklif ettiniz değil mi? Ben teklif ettim çünkü yani baktım bir parçayı kaydettikten sonra ben bu albümü yapmaya karar verdim. Bir şarkıyı kaydettik. O kadar güzel çalındı ki üstüne artık belliydi yani o ilk defa aylar geçti kaydedildiği albümde. Ondan sonra bu düzenlemelerle bu çalınmayla yani ben diğer şarkıları da yapmak zorundaydım. O aşamada baktım ki iş ciddiye gidiyor. Çocuklara söyledim dedim oğlum böyle böyle ben bir şey yapıyorum burada. İsterseniz gelin Gündoğar Kenar'a. Ayıp olmasın diye. Yok ayıp olmasın diye değil, çok ciddi. Ciddi bir şey gidiyor dedim. Yani bir solo albüme doğru gidiyorum. Bunu dedim her an Gündoğar Kenar'a dönüştürebiliriz. Yok ki amca sen yap dediler, boş ver dediler. Ben de yaptım. Peki gerçekten tansiyon, şeker falan böyle korkuların var mı yani abi? Korku değil ama yaşlı onlar gerçek. Onlar gerçek. Şimdiden bile başladı. Yani ben iki tane kalp krizi geçirmiş bir adamım. Yani geçmiş şaka maka değil vallahi tabii ki. Doktor tabii yemiş yasaklıyor. Gitti, güler güler. Hayır geçmiş iki kalp krizi kolay mı ya? Yani iki küçük kalp krizi. En farklı tabii yani. Şimdi... Ben de dalga geçeyim biraz o bende çok geçiyor. Ama sen o şarkıyı hatırlıyor musun? Hangi parça? Hani gidip Bodrum'a gidelim çok sıcak olma mı Bodrum? Çok sıcak olma. Olma mı? Ya çıkarsa tansiyonum şekerim. O biraz yaşlı duygular. Yaşlı duygular tabii canım. Yani bana şimdi mesela içki de yasak aslında, sigara da yasak. Ama içiyorum diyorsunuz. Yani çok dozumda artık eskisi gibi değil, hiçbir zaman değil. Tombalak Tomurcuk da hanım mıydı? Tombalak Tomurcuk karımdı evet. Zaten ben epey bir zaman yani bir alkolik değildim ama barlarda çalışarak çok içki içtim. Ben 3 senedir falan içkiyi çok dengeli tuttum. Onun içindir de diyorum, düşünüyorum bu başarı biraz. Samimi söylüyorum bunu. Yoksa alkolik potansiyeli var yani bir alkol. Yok asla alkol yok. Potansiyel, alkol seviliyor asla yani. Asla yok. Bir bardak buzlu sudan da böyle bir beste çıkmaz yani. Bravo ya. Ben nasıl laf, nasıl laf? Senin de bestelerin vardı. Var benim çok güzel bestelerim. Senin zaten besten de olmasaydı şaşardım. Bir o eksikti. Ben çok seviyorum müziği de ama gerçekten de bir bardak buzlu sudan bu besteler çıkmaz çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Bu itiraf da değil. Ben çok dengeli olarak tabii ki içiyorum ama yani son derece dengeli. Beni artık bundan sonraki ömrümde hiç kimse sarhoş göremez. Bu kadar iddialıyım. Şimdi herkes bu arada bir küçük bir arada Hakan Kaya artık tanımayan yok. Hatta kameralar mümkünse şuradaki adama dönebilir. Meşhur Hakan Kağımız. Bizim haşarı çocuğumuz efendim Hakan Kağ. Asıl bütün herkesi o yüreklerini hoplattı. Çünkü buraya gelen bütün konuklar aman acaba bugün bize Hakan'ın ne gibi bir kazığı olacak veya sürprizi olacak diye panik içindelerdi. Hep birlikte en güzel bölümlerini seçtik. İngilizce onu söyle, izleyelim. İngilizce söyle. The best of Hakan K. Merhabalar. Anam, 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 anam. Oy, oy, oy. İsim neydi sizin? Aynı zamanda. Sıfırınızın isim. İsim abi. Evet, kendi ismini koydu. Cookie yok bu arada. Çünkü kameraman arkadaşımız Cookie'yi ezdi.
Siz yetiştiniz mi o dönem abi? Ben yetişemedim dönem ama babam hep anlatırdı yani. Oldu iyi günler. Kimdir efendim kendisi? Hakemimiz, yan hakemimiz yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum belgesel çekmiyoruz, dönsene. Allah Allah ya. Ortaköy'e geldik, bir baktık ki Serdar Otaç'ın kabilesi bugün Ortaköy'de gördüğünüz gibi. Şöyle soldan sağa bakın. Bir yerde duygulanıp böyle ağlayacaksın. Bize oynaman lazım. Sonra biraz daha tut. Yok ya. Alişan'ın bu cezada yapmış olduğu Türk kahvesiydi. Keşke hocanın dili olsa da konuşsa. Tamam abi, tamam, gel saçmalama, tamam. Adamı alayım. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Alişan abi? Abi ne diyeyim işte. Sonsuz sana söyleyeceğim tek bir şey var. Bir tek dileğim var, mutlu olsun yeter. Kuşum Aydın'ı duydunuz mu acaba? Evet duydum. Kimdir kendisi? Kendisi daha önce burada çalışıyordu. Bizim özellikle kuşlarla ilgileniyordu. Elini aldığı her kuş canlanıyordu, konuşuyordu. Yani çok başarılıydı bu konuda. Nasıl yani? Yani nerede ötmeyen bir kuş varsa onu Aydın'a getirirlerdi. Aydın'ın elinde o canlanırdı, konuşurdu. Aydın ne yapar eder o kuşu öttürmeyi başarırdı. Özcan Deniz'i duydunuz mu? Duyduk efendim. Şahsen o bizim belediye başkanımızdır. Hanginiz Kenan Doğulu? Hanginiz lan Kenan Doğulu? Kenan Doğulu benim. Hayır, Kenan Doğulu benim. Hayır benim. Kenan Doğulu biziz. Kızartmayın lan. Kimse Kenan Doğulu getirsin şuradan iki tane çay. En büyük özelliği kesinlikle deriyi tuzlamadan rafa kaldırmazdı abi. Abi senin bu yaptığın bak adam... Ne bırakıyorsun mesleği be, tamam mı? Sakin. Tamam geçecek. Ağlamak istiyorum. Tamam abi. Diyorum lan. Delikanlı adamsın oğlum, yakışıyor mu ya? Ya ne diyorsun Hakan abi ya? Ya başlarım. Hakan. Oh! Ne yapıyorsun lan sen? Mönce maymunu. Kaçın lan. Bunlar hepsi Fatih Bey'in el işleri. Fatih Bey mi oydu bunları? Fatih Bey oymuş. Bunlar normalde ağaç efendim. Beyefendi oydurdu Fatih Bey'e bunları. Ya bir resim var. Burada var mı Fatih Yürek? Evet, Fatih Bey'in 18-20 yaş hali. Köyde biz davara giderdik İsmail'le beraber. Korkmuyor muydunuz öyle? Neler yapıyordunuz da 15 gün çıkıyordunuz? Hanım ben kaval çalardım. O da düdük çalardı, tırırt tırırt diye düdük çalardı. Çok iyi düdük çalardı yani. Aa, İsmail tırırt 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 diye düdük mü çalıyordu? Bizim bir tane eşeğimiz vardı. Zaman itibariyle eşeğe binerdik. Sonra? Eşeğimiz sonra öldü tabii ki. Neden öldü peki abi? İkimiz birden hayvana yüklenince hayvan dayanamadı öldü yani.
Fakat hani ben olsam biz de öyle olurum. Tamam tamam sen yat. Kadın hala da yatın. Niye zorlar? Vallahi bana ya diyecek bir adam da öyle sen yat ben yat bilmem ne falan. Ama çok sempatik ya. Ben tabii eski müşahitlerden biri ya. Öyle ya valla. Tabii o şöyle bir tonla da söylenebilir yani. Tamam tamam sen yat ben geliyorum. Tamam sağ ol. Ha. Bu durumda olabilir. O tansiyon şeker bahseder bir dakika, ya. Bir şey merak ediyorum. Cem nerede kutlayacaksın sevgililer gününü? Ben kahvede okey oynuyor olacağım ya da kavla oynayacağım. Sevgililer gününde mahalleden arkadaşlarla falan kutlayacağım. Ne oldu? Hilal duymasın ama. Eşi Hilal. Hanım evde yemek yapar çocuklara. Biz de öyle. O kadar mı ya yani? Kodumu oturturum ben öyle. Ya, tabii tabii. Enteresandır yani. Tabii ki ben de öyleyim. Yani sen de bu duygusallıkla ne besteler çıkartarsan. Hakikaten bu duygusallıkla kodumu da oturturum tamam, şeyinde yani düzeyinde. Şimdi bunlar şakaydı tabii. Şaka gerçekten tabii şakaydı. Ama şaka deyince akla ne geliyor efendim? Teleşaka. Teleşaka. 26 tane teleşaka. The best of teleşaka. Alo. Gel bakalım benden. Senden konuşacaklarım var. Kimsin ya? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Ya sen tanıyamadım. Sen kimsin ki? Hatırlamaya çalış. Allah Allah. Ben Bakan Abdullah ya. Hatırlamaya çalış. Ya nasıl hatırlayayım ben senin sesinden ya? Kim var içeride? Burada mı? Sadık abi var. Bir arkadaş var. İhsan abi var. Ya şey sen bizim hoca, pastancı hoca sen misin? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Yanındaki adam mı? Mobilyacı mı? Evet. Mobilyacı burada. Kimseye güvenemiyorum. Ya ben varım. Bana güven sen. Siz artist misiniz? He? Siz artist misiniz? Ne artisti? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Burada. Sana yemin ederim ki Necla yaşarsa evlendireceğim onları. Ya evlendir canım. Necla kim Necla? Kimin kızı? Bahse girerim ki erkek. Nasıl? Bahse girerim ki erkek. Necla diyorsun erkek diyorsun ya. Görmüyor musunuz? Fena oluyor yavrucak. Benim arayı? Adım Hakan. Türk Hava Yolları'nda pilotum. Tamam ama şeyinizi anlamadım yani. Ben doğru düzgün anlayamadım yani. Siz Hakan'sınız, pilotsunuz. Ne zaman uçacağınızı soruyorsunuz. Çarşı ne tarafta acaba? Enişte! Gel! Gel! Alo! Efendim? Sağır mısın? Duyuyorum. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Bu civarda mı? Var. Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Ha. Tamam, yaz. Şimdi biz senden gidip elektrikçi arayalım. Benimle mi geleceksin elektrikçi? İyi gel, gel gidelim. İki saattir konuşuyorsunuz, yetmedi mi? Ya böyle konuşma, elektrik kontağıyla konuşma neye yarar ki? Ama ben konuşamayacağım. Neden arkadaş ya? Gel burada gideriz daha şurada ırmağın başında. Bunu o kadar çok tekrarladın ki. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Ben varım İzzet. Alo? Efendim? Buralı değilim. İstanbul'dan geldim. Şimdi vallahi şimdi tanıdım sesini. Alptekin. Evet. Alo? Nereye gidiyoruz bu akşam? Bak şimdi ben veriyorum sana. Ben veriyorum. Alo Alptekin'ciğim. Nereye gidiyoruz bu akşam? Ha ben rahatsızım. Gripim ben Alptekin. Grip oldum. Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim. Bak vallahi billahi önünüzü öpeyim ki Necdet grip. Adım Osman, İzmirliyim. Babam tütün tüccarı. Abi konu ne ben onu anlayamadım. Burası... Yani iş yerini mi aradınız? Bu gece müdürler toplantısı yapıyorum, sen de geleceksin. Müdürler toplantısı? Evet. Kaçtı? Böyle konuşmak yakışmıyor sana. Murat. Evet. Murat, manyak. Ne demek lan o? Geri zekalı. Alo. He. Yarın buluşsak, saat 11'de. Murat, manyak mısın sen? Yarın buluşsak saat 11'de. Dolmabahçe'de saatin altında. Murat, senin anan babanın gemiyle şimdi başlarım ha. Bütün inançlarımı yıktın. Sevgiye, insanlara düşman ettin beni. Ay çok, çok komik durumdasın farkında mısın? Önce benim söyleyeceklerimi dinle. Söyle. Hadi gel sinemaya gidelim. Ne sineması kardeşim ya? Aptal. Benim gözlerim kör. Olsun. Ne haberler var gazetede? Hiç değilse bana başlıkları okur musun? Getir o gazeteyi bakalım. Şimdi sana gazete başlığımı okuyayım? Evet. Okuyayım. Bak, postanın ana başlığı. Ladin'i kıstırdılar.
Ölmek var, dönmek yok demedik mi? Ne zaman ya? Ya kardeşim bak, ben inşaatçıyım diyor. Aradığın adam nereli, onu bir sonra bakayım. Var mısın iddiaya? Varım iddiaya abi. Nesine istersen varım. Abiden her şeyine varım. Evet, şakalarımız da böyleydi. O güzel, hiçbir son güzel değildir ama yine de bazı şeyler de sonlanmak durumunda. Yaşam böyle zaten. İşte bu biraz... Ne güzel konuştum ya. Zaten ne dediğimi bilmiyorum. Abuk bazen sabuk. Ağzından bal damlıyor ya. Abuk sabuk. Bağlayana kadar cümleyi burada Allah'ım kayırın. Neyse, ben şu şeyden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bir oyununuz var. Yani görmeyenler görsün bu arada. Galiba turneler var yakında. Ankara 14'ü ile biz işte Sevgililer Günü'nde Ankara'dayız. Oyun oynuyoruz. Sevgililer Günü'nü Ankara'da mı kutluyorsunuz? Ankara'da kutlayalım mı? Önemli midir yani, öyle günler, özel günler sizin için? Önemlidir ya, önemlidir. Yani şimdi önemlidir. Öpebilir miyim? Lütfen. Hakikaten. Çünkü öpmek için bahane arıyorsun. Benim yanımda, benim yanımdaki bu adam o kadar artık ruhsuz, duygusuz hale gelmiş ki gazetecilere şey diyor. Yani Sevgililer Günü, Mevgililer Günü. Yani benim için gideceğim kahveye bilmem ne oynayacağım. Bak görüyorsun değil mi? Böyle adamlar da var. Şaka yapıyorum. Ama ben tabii İlhan abi gibi duygusal olamam. Nerede yani? Ben o kadar, o kadar duygusallık. Ben yontulmamış bir durum var bende yani. Estağfurullah. Yok. Bende yok yani. Al, şimdi ama özeldir değil mi? O günler özeldir. Ben zaten tam yani şecaat arz ederken merdi kıp değil, sirkatin söyler. Yani kahramanlığımı anlatırken aslında hırsızlığımı söylüyorum. İyi şeyler değil tabii bunlar yani. Lan neler dedim ya, öp bir de geçsin ya. Çok güzel şeyler söyledin kuşum. Ben hakikaten seni çok takdir ediyorum bir oyuncu olarak. Çok teşekkür ediyorum. Biz de biliyorsun yani abi, biz de bu programa iki kere kikiye aylar aylar önce bir yaz gününde böyle oturduk Hande ile. Birlikte karar verdik. Yaz günü böyle çok fazla da ümitli değildi insanlar. Bizim tabii ruhsarımız var, ilk göz ağrımız tabii ve yani, özellikle çocuklu ve çocuklar ve çocuklu aileler çok seviyorlar. O yılların ruhsar alışkanlığından sonra bir şey yapalım dedik. Kimsenin ummadığı bir şey oldu. İki kere kiki çıktı ortaya. Burada yaptığımız şey bir gün gün birincisi oluverince herkes hayda bunlar ne yapıyor? Yani... Çünkü çok iyi, doğalız yani o kendimiz evet, gibi yoksa evet, şey evet. Biz de kendimizi övermişiz. Yok övmek için tam tersi. Var ya süperiz diye. Tam tersi yermek için söylüyorum. Fakat hakikaten burada bazen öyle abuk subuk durumlara düştük ki. Bir gün mesela Hande biraz içten biraz da program gereği boks eldivenleri vardı elinde. Bana saldırmak istedi. Şurada şimdi yok, o bir çukur vardı. Orada uçtu kafa. Yok, sen de güldün. Senin uçtu. De hoşuna gitti bu. Böyle olaylar var. Hakikaten Allah'ın biz kendimiz de... Yok be, ben hiçbir zaman kızmadım sana. Gerçekten. Vallahi billahi. Gerçekten. Yani yemin ederim. biz de çok komik durumlara düştük. Onlara bakalım mı? Hadi bakalım. Biraz da kendi şeylerimize bakalım. Allah hadi. Yani bu kadar mı? Bu kadar mı gerdi sizi benim çok? Benim elim yalnız. Vallahi billahi. Neden öyle? Benim elim, benim elim. Hande'cim, Hande'cim. Ben... Hande değilim. Hande değilim. Tabii ki o bir ara gibi değil. Yani hangi kameradayım ayol? Dön dolaş 22 kamera. Ha, oradayım. Efendim çok güzel margarin. Margarin ve margarin. Nasıl rahatladım size anlatamam. Bundan sonraki yaşamım çok güzel geçti. Bir saniye gel. Eller kadir kıymet bilmiyor anneciğimi kontrol et. Ha. Tamam. Gittin mi gitmedin mi? Vallahi kızarım abi. Hadi. Saçmalama. Gitmedim anasını satayım. Saçmalama yürü otur. Aa, gitmedim bak. Bak. Haşamdan benim de bir şamdan var. Ne yapayım ya? Benim de öyle bir fotoğrafım oldu işte hayatımda. Aa. Herkesin hayatında öyle bir şeyi vardı. Efendim bizi bağışlayın. Başta unuttuk ama... Çiçeğimiz de var artık. Şöyle benim. Koyayım mı ben çiçeği? Ben de bu mikrofona otura otura sonunda... Tarık bu güzel parçayı ben... Seni lavukudan kavuk, yıkılı karşımdan çabuk. Çeşit tavuk, cins tavuk, neden yumurtan yağmur? Çeşit tavuk, cins tavuk, neden yumurtan yağmur? Ben yemiyorum. Yok, yok. Yok, yok. Az canım, niyetim...
Şimdi hanımefendiyi de alalım, böyle Jale Hanım'ı da alalım. Sanırım Timur. Timur Lenk. Tarihte Ankara Savaşı'ndan bildiğimiz Timur Lenk. Evet. Yıldırım Beyazıt'la Ankara Savaşı. Mezarı açılmadı herhalde. Mezarı açıldı. Açıldı, açıldı. Aa. Timur evet. Lenk'in mezarı açılıp kemik yapısı inceledi. Ben niye buraya Timur Lenk'i tutuyorum? Güzel. Böyle bir rezalet var mı? Timur Lenk'i tutuyorum. Timur Bey bu konuyla ilgili düşünceye... Ben de bakarım abi de bu da mı canlanacak? Ay. Durmuyoruz, durmuyoruz, alkış durmuyor. Bir harekete! Hayatın anlamı.